Evet arkadaşlar, şimdi 28 Eylül'de olan sınavımızı tekrar ele alalım istiyoruz arkadaşlar. Online çözümümüzü yaptık ama tekrar bir çözelim, olur mu? Köşede dursun. Peki bakalım, birden başlayalım. Read the text below and answer the questions. Evet, bir arkadaşlar invitation card görüyoruz. İki tane soru var tabii ki buna bağlı olarak. Önce bir okuyalım. Dear friends, we are organizing a party to celebrate Friendship Day. Friendship Day. Evet, arkadaşlık günü arkadaşlar. Temel tema bu. Evet, to welcome to our new students. It's an opportunity, chance diyebilirsiniz. Yani ne demek? Şans. Fırsat diyeceğiz arkadaşlar. To meet and make new friends. The party will be on 3rd July at school canteen. Evet, tarihi var, yeri var. You can bring food and share. For more information please contact. Evet, learn more information bilgisini de aldık. Peki soruya bakalım. Which of following question has no answer in the text? Evet, tekste cevabı olmayan soru. Evet, Adana'dan gidelim. What's the party about? Ne hakkında? Vardı bakın. Friendship Day. Dolayısıyla bu gitti. How can we learn the details of the event? Event arkadaşlar neydi? Olay, vaka, etkinlik demek değil mi? Evet, dolayısıyla detail ayrıntıları, olayın etkinliğin ayrıntıları nasıl öğrenebiliriz? Bakın contact numarası vermişti değil mi? Buradan öğrenebiliriz. Dolayısıyla bunun da cevabı var diyorum. O yüzden bu cevap olamaz. Bolu da gitti. What's the date of the event? Evet, etkinliğin tarihi nedir arkadaşlar? Evet, tam olarak 3 July diye burada vermişti, 30 Temmuz. Dolayısıyla bu da gitti. Peki, who is organizing the party? Partiyi kim organize ediyor? Evet, we are organize. Evet, we are. Biz organize ediyoruz ama kim olduğunu bilmiyoruz arkadaşlar. Bir grup mu, bir kulüp mü ya da öğrencilerin kendisi vesaire olabilir ama bilmiyoruz. Dolayısıyla Denizli sorusunun cevabı yok. Parçada diyeceğim. Cevap Denizli arkadaşlar. Peki ikiye hemen bakalım. Which of following options is true? Hangi seçenek doğru? Evet, this is an invitation card. Başta da söyledik, davet kartı değil mi? Davet ediyor öğrencileri, arkadaşları. Dolayısıyla bu doğru gibi ama emin olmak için diğerlerine bakmak gerekir. Only, just only, sadece new students can attend the party. Attend önemli bir fiildir arkadaşlar Friendship ünitesinde. Evet, join sinonimi. Participate sinonimi. And take part in. Bunları yazdırıyorum arkadaşlar ki bunlar köşede kalsın. Ne demek? Katılmak, yer almak, katılmak demek. Evet. Sadece partiye yeni öğrenciler mi katılır? Bakalım hemen. Evet. And to welcome our new students. Evet. Yeni öğrencilere hoş geldin partisi. Ama devamına bakın. It's an opportunity to meet. Tanışmak. And make new friends. Ve arkadaş edinmek için fırsat. Dolayısıyla sadece yeni öğrenciler katılmıyor. Yeni öğrencilere merhaba diyoruz ama sadece onlara katılmadığını görüyoruz. Eskiler var ki yenilerle arkadaş edinsin değil mi? Dolayısıyla bu değil. Bunu da gitti. The students will celebrate, congratulate aslında. Değil mi? Kutlamak, tebrik etmek demek. The graduation, mezuniyet demek arkadaşlar. Dolayısıyla öğrenciler mezuniyet mi kutlayacaklar? Hayır, anatomi friendship değildi, mezuniyet değil. Dolayısıyla bu da gitti. The party will be on 3rd June. Evet, bu da June ve July'ı karıştırmanızı istemiş, beklemiş. July arkadaşlar, Temmuz, June, Haziran. Dolayısıyla bu da yanlış. Evet, doğru olan şık, başta da dediğimiz gibi Adana seçeneği, davet kartı olması. Evet gençler, peki devam edelim 3'den. Which of following statement ifade cannot be your advice? Advice, tavsiye. Hangi ifade tavsiye olamaz diyor. Evet, tavsiye de ne? Recommend de görürsek arkadaşlar şaşırmayalım. Recommend de tavsiye etmek demek. Evet, bakalım bir duruma. You see your brother and his best friend having a fight. Fight, dövüş. Evet, arkadaşının kardeşinin ve en yakın arkadaşın kavga yaptığını görüyorsun. You stopped them. Durdurdun. And give some advice about friendship.
ve arkadaşlıkla ilgili tavsiye veriyorsun. Ne veremezsin diyor yani kısacası. Peki Adana'dan gidelim. You should get on well with each other. Get on well with önemli bir phrasal verb. İyi anlaşmak demek. Birbirinizle each other birbiri değil mi? Birbiriniz iyi anlaşmalısınız. İyi geçinmelisiniz. Bu tavsiye olabilir. Bunu at değil mi? Friends should back each other up. Evet, back somebody yap arkadaşlar. Hatta support, hatta help de diyebilirdik. Dolayısıyla birbirinin arkasında durmak. Evet, bunu söylemelisin. Dolayısıyla bu gitti. Real friends should apologize. Özür dilemek. To each other after a fight. Evet, kavgadan sonra birbirinden özür dilemeli gerçek arkadaşlar. Evet, bunu da söyleyebiliriz değil mi? Ama benim tavsiye veremediğim cümleyi bulmam lazım. Dolayısıyla Ceyhan'ı da attık. Deniz'e bakalım. You should never, never asla count on your best friends. Evet, asla en iyi arkadaşlarına güvenmemelisin gibi bir cümle çıkıyor. E tabii ki bu tavsiye olamaz arkadaşlar. Cevabımız bu. Ama şuna dikkat edelim. Bakın count on var, çıkar. Bakın 2018'de çıktı bu fiil dedim değil mi? Count on. Bakın gördüğünüz gibi denemelerde de sıkça yer alıyor. Count on, evet, trust, rely on, sonra depend on. Evet, bunlar hepsi arkadaşlar güvenmek demek ve çıkabilecek fiiller. Bunları tekrar kelime defterimize not edelim lütfen. Evet, dörde bakalım. Complete yapacağız. Complete the dialogue. Evet, bakın Canton yine var. Gördük mü? Can I count on Peter? Peter'a güvenebilir miyim? He's my new classmate. Yeni sınıf arkadaşım. Sure. Evet, sure, of course, yes demek değil mi? Tabii ki dediği için tabii ki ben buraya affirmative yani exact bir şey aramam lazım. Olumlu bir şey aramam lazım. Bakalım. Tabii ki he never tells the truth. Asla doğruyu söylemez diyemem. O zaman tabii ki dememeliyim. No demem lazımdı değil mi? He is an honest boy. Evet, düz bir çocuk. Bu olumluyor. Cevap bu gibi. Ama diğerlerine bakıp emin olmak gerekir. He always lies about everything. Her şeyle ilgili yalan söyler. E bu da olmuyor dolayısıyla. Olumsuzluyor çünkü. You shouldn't trust him at all. Hiç ona güvenmemelisin. E tabii ki bu da olmuyor arkadaşlar. Cevap bu durumda bolu oluyor. Peki mesela arkadaşlar şöyle diyelim. Mesela bu soruyu çok anlamadık diyelim. Şıklara bakın. Bakın arkadaşlar bu olumsuz bir anlamda değil mi? Bu olumsuz. Bu olumsuz. Tek olumlu cevap bolu. Bolu. Dolayısıyla arkadaşlar eğer yani stratejik de ilerleyebilirsiniz. Eğer 3 şık olumsuzsa %95 cevap olumlu. Ya da 3 şık olumluysa %95 cevap olumsuz olan değil mi? Buna dikkat edelim. Mesela stratejik de gidebilirsiniz. Mesela 2 tane şık var. Taban tabana zıt arkadaşlar değil mi? Geçen bir soruda görmüştük onu. Ne diyordu? He refused the invitation card diyordu. Hatırlayın da reddetti. Ya da C'de vardı. He accepted the invitation card. Kabul etti. Taban tabana zıt olduğu için ikisinden biri mutlaka doğru değil mi? En azından burada %50 şansınız oluyor arkadaşlar. Peki devam edelim. Evet, önemli bir fiil var yine burada. Which of following statement is false diyor arkadaşlar. Yanlış olanı bulmam lazım. Evet, throw a party var. Bakın throw arkadaşlar en yaygın anlamıyla neydi? Atmak değil mi? Bir atmak anlamında değilim. Throw rubbish, throw the garbage değil mi? Çöp atmak olarak kullanabilir. Ama iki düzenlemek anlamı var arkadaşlar değil mi? Evet, bakın burada da düzenlemek anlamında. Yani arrange, plan, organize anlamında arkadaşlar. Bakın ne diyor? I am throwing a party. Parti veriyorum. This afternoon, would you like to come? That sounds fun. I would like to, but I can't. Evet, refuse verdi. I have to finish my homework today. Dolayısıyla burada da excuse verdi. Yerine bir bahane üretti. Maybe next time dedi Kate. Evet, hangisi yanlış diye bir Adana'dan gidelim. Kate invited you to her party. Partiye davet etti. Evet, daveti yapan Kate. Would you like to come diyen değil mi? Dolayısıyla bu doğru. Evet, yanlışı bulmam gerektiğinden bunu atıyorum. Buraya bakın. She refused in Kate's invitation. Evet, tam olarak işte az önce bahsettiğim şey buydu. Kate'in davetini reddetti. Evet, but I can't dedi. Refuse verdi. Bu doğru. Bunu attım. Yanlış olmam lazım. Ceyhan'a bakın. She accepted Kate's invitation. Sue
daveti kabul etti. Evet, bakın ya Bolu ya Ceyhan, değil mi? Taban tabana zıt olduğu için arkadaşlar. İkisinden biri, dolayısıyla doğru cevap. Evet, Bolu doğru olduğuna göre Ceyhan da yanlış. Dolayısıyla cevap Ceyhan arkadaşlar. Peki Denizli'ye bakalım. Sue has an excuse for not coming to the party. Partiye gelmemek için bir gerekçesi var. Evet, I have to finish my homework dedi. Dolayısıyla yerine bir şey de koydu. Ödevimi bitirmem gerekiyor dedi. Evet, bu da doğru. Evet, bu da değil. Dolayısıyla arkadaşlar cevap Ceyhan dedik. Evet, hemen 6'ya bakalım. Burada arkadaşlar, evet burada friendship ünitenizin, bir ilk ünitenizin güçlü olması gerekir. Ama aslında 7. sınıfın ilk ünitesi, appearance and personality ünitesiniz arkadaşlar, burada çok önemli. Yani buradaki, oradaki sıfatlara bakmanızı önemli rica ediyorum. Çünkü burada tamamen personality'ye ait sıfatlar var. Hemen bakalım. How many words above can complete the sentences below? Evet, a true friend. Evet, gerçek arkadaş should be, olmalı. Nasıl olmalı? Dolayısıyla ben buraya olumlu sıfatlar koymalıyım, koyabilmeliyim, değil mi? Supportive, destekleyici demekti. Dolayısıyla bu olur. Honest, dürüst demekti, bu olur. Kind, kibar demek, bu da oldu mu? Oldu. Helpful, yardımsever demek, bu da oldu mu? Oldu. Evet, 4 tane sıfat koyabildim. Peki, laid back. Evet, laid back arkadaşlar, rahat. Umursamaz. Vurdum duymaz demek açıkçası. Dolayısıyla buraya oturmuyor. Bunu yazamıyorum. Liar, yalancı demek. Bunu yazamıyorum. Lazy, tembel demek. Bunu yazamıyorum. Dolayısıyla bunları yazamadığım için sadece ne oldu? 4 tane sıfatı yerleştirebileceğim için. Evet, Bolu diyeceğiz arkadaşlar. Peki. Hemen 7'ye bakalım. Evet, tablo okuma, table okuma arkadaşlar. Bunlar çok çıkar. Burada arkadaşlar sadece okuma yapıyoruz. Biraz sözel mantık gibi düşünebilirsiniz bunu. Hemen bakalım. Which of following is wrong according to information above? Evet, hangisi yanlıştır diyor. Bakalım. The students who watch romance movies, evet şurası, yani yeşil olandan bahsediyor. Have the least, least en az demek arkadaşlar. Have the least number, evet en az rakama sahip, doğru, en az orana sahip olan romance movies. Dolayısıyla bu doğru ama wrong olanı bulmam lazım, bu değil. Peki trailer gerilim demekti, değil mi? Movies are more popular than romance. Evet, gerilimler romance'den daha mı popüler? Evet, çünkü daha çok fazla oranı var. Dolayısıyla bu doğru. Yanlış olanı bulacağım, ben bunu da attım. Peki science-free movies are preferred, tercih edilir, more than comedies. Evet, science-free'ler komediden daha fazla mı tercih ediliyor? Hayır. Bakın, komediler daha fazla tercih ediliyor. Çünkü oranı daha düşük, bunun daha yüksek. Dolayısıyla evet, yanlış olan bu diyoruz. Cevap büyük ihtimal Ceyhan ama Deniz'e de bakmak gerekir. Comedy and action movies, evet, comedy and action movies have the same number, evet, aynı rakama sahip, aynı orana sahip. Dolayısıyla evet, bu doğru. Evet, bunu da attım. Dolayısıyla arkadaşlar cevap Ceyhan'da kaldı. Evet, devam edelim öyleyse. Evet, şimdi. According to information above, which of following sentences is true? Hangisi doğrudur diyor arkadaşlar. Hemen okuyalım. Peter, I organized a surprise birthday party for my brother Jack. Would you like to come? Gelmek ister misin? Invite ediyor Peter. Evet. Jane, that's great idea. I'm sure Jack, I will love it. I would love to come. Do you need any help for the preparations? Evet. Dolayısıyla accept yapıyor. Hatta yardıma ihtiyacı olup olmadığını soruyor. Bu accept yaptı. Thanks, no need for help. İhtiyaç yok. What about you, Sam? Will you come? Sam'e sorduk. I would love to join you but my cousins are coming at the weekend. I will take them to the center. Dolayısıyla gelemiyor. Hem de excuse verdi. Evet, bu refuse etti. And you, Tina? Tina'ya sorduk. Sure, it sounds cool. I will bring some board games. We will have some much board game, masa oyunları demekti, değil mi? Evet, backgammon, chess, hepsi buraya giriyor arkadaşlar. Dolayısıyla that's great dedi. Evet, Tina da accept yaptı. Evet, şimdi bir bakalım. Hangisi doğru diyor. Peter invites his friends to his brother's birthday party. Evet, brother, erkek kardeşim birthday partisi var. Doğru.
Bu doğru. Nobody refuses Peter's invitation. Evet, büyük ihtimal cevap Adana. Doğru dediğimiz için doğruyu bulmamız gerektiğini ama diğerlerine bakalım. Hiç kimse reddetmedi diyor. Hayır, Sam reddetti. Dolayısıyla hiç kimse reddetmedi diyemem. Bu yanlış. Only Jane accepts going to party. Sadece Jane kabul mü etti partiye gitmeyi? Hayır. Tina ve Jane kabul etti. Dolayısıyla bu da değil. Bu only, çok dikkat edin arkadaşlar. Değil mi? Oraya da düşürmek için vermiş sizi. Bu da yanlış. Sam will join the party with his cousin. Kuzenlerine mi katılıyor? Hayır. Sam katılamıyordu. Kuzenlerim geliyor diyor. City Center'a götüreceğim diyor. Dolayısıyla bu da yanlış. Evet arkadaşlar, Adana doğru diyoruz bu durumda. Peki 9'a bakalım. Who will help Peter for the preparations? Evet, hazırlıklar için kim yardım ediyor? Kim yardım ediyor? Bakalım. Evet, Jane sormuştu. Do you need any help for the preparations? Evet, Jane teklif etti. Ama Peter ne demişti? Bakın, thanks, no need for help. İhtiyaç yok diyor yardıma. Dolayısıyla aslında, evet, Jack, zaten Jack'in doğum günü partisi bu değil. Sam ve Tina da değil. Jem ve nobody, hiç kimse arasına kalmanız lazım. Ve nobody'ye, yani Denizli'ye dönmeniz lazım arkadaşlar. Çünkü Jane teklif ediyor ama Peter kabul etmiyor. İhtiyaç yok diyor. Dolayısıyla kimse yardım etmeyecek diyeceğiz. Bolu işaretlenenler yine mantıklı bir yanlış işaretlemiş oluyorlar. Ama şöyle demiş olsaydı doğru olurdu. Kim teklif etti gibi bir şey deseydi yardım için, o doğru, Bolu doğru olurdu. Ama bu durumda doğru değil arkadaşlar. Peki son sorumuza bakalım. Which of following sentences is correct? Hangisi doğrudur diyor. Bir okuyalım. My name is Bill. I'm from Texas. I like riding horses. Evet. I like and playing football. I enjoy watching western movies. Evet. My name is Liam from China. I enjoy drawing pictures, dancing. I like watching action movies dedik. Peki, ilgi alanları farklı farklı gibi arkadaşlar. Bir şıklardan gidelim. They have the same interests. Aynı ilgi alanına sahip. Hayır. Tekrar bir check edelim. Riding horse var. Bill de playing football var. Western movies, cowboy filmleri var. Evet. Diğerinde drawing pictures var. Dancing var. Action movies var. Dolayısıyla tamamen farklı. Aynı ilgi alanına sahip diyemiyorum. Yanlış. Doğru olanı bulmam gerektiğinden Adana değil. They have nothing in common. Evet, ortak hiçbir şeyleri yok. Evet, ortak hiçbir şeyleri yok arkadaşlar. Bu doğru gibi. Soru işareti. Bir diğerine bakalım. They enjoy doing similar. Similar benzerdi değil mi? Similar activities. Evet, bu da değil arkadaşlar. Çünkü bir tane bile uyuşmuyor. They can get on well. Evet, iyi anlaşamıyorlar. Evet, bununla ilgili yorum yapamam. Arkadaş olup olmadıklarını bile bilmiyorum. Sadece iki farklı kişiyi inceliyoruz. İyi anlaşıp anlaşamadıklarımı bilmediğim için evet, buna da doğru diyemiyorum. Dolayısıyla Bolu arkadaşlar bu durumda doğru cevap oluyor. Evet arkadaşlar, umarım anlayabilmişizdir. Görüşmek üzere diyorum derste. İyi bakın kendinize. Hoşça kalın.